o kadar çok gelir demektir. Resulullah Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ilk yaptığı bir iş var. Hicret eder etmez bir iş yaptı Efendimiz Aleyhisselam. Ne yaptı? Mescidi bina etti. Ravza-i Mutahhara, şimdiki o yeşil kubbeli mescid. Gider gitmez hem evini mescidin içine yaptı, hem de insanların namaz kılabileceği o büyük mescidi inşa etti. Aynı zamanda sohbetlerini yapacağı yer de orası. Mescidi inşa ettikten hemen sonra bir emir verdi. Dedi ki, ahiret kardeşi olunuz. Her biriniz kendisine bir kardeş edinsin. Sahabiler Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında durdu. Hepsi birbirine bakıyor. Her biriniz yanındaki kişiye sarılsın. Ve ona şöyle desin. Sen benim ahiret kardeşimsin. Herkes birbirine sarılmaya başladı. Herkes birbirine sarılıyor. Kardeşim benim ahiret kardeşim olur musun? Herkes birbirine teklif yapıyor. Kim kaldı? Hazreti Ali kerramallahu veçhe. Tek kaldı. Ey Allah'ın Resulü dedi. Bana kimse kalmadı. Ya Ali benim ahiret kardeşim de sensin dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh geldi ve sarıldılar. Ahiret kardeşi oldular. İşte tasavvufun bina etmek istediği kardeşlik peygamber ve sahabinin kardeşliği gibidir. Bu kardeşliği dünya hayatında bina ettiği zaman asgariyle yetinmeyen, hep daha iyisini isteyen bir Müslüman olmak ister derviş. Tasavvufa giren bir adam niye tasavvufa girmek ister? Çünkü dinin temel emirleri bana yetmiyor. Ben daha iyisini yaşamak istiyorum. Ben Resulullah Aleyhisselam'a gelip ey Allah'ın Resulü cennete girmek için benim ne yapmam lazım? Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle cevap verdiği. Şehadet getir, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Bunları yaparsan Allah'ın izniyle cennettesin. Dediği ve o sahabinin şöyle dediği. Ey Allah'ın Resulü ne bir fazla yaparım ne bir eksik yaparım. Dediği adam olmak istemiyorum. O bana yetmiyor. Ben onun ötesine geçmek istiyorum. Ben Ebu Bekir gibi olmak istiyorum. Allah ondan razı olsun. Ben Ali gibi olmak istiyorum. Osman gibi olmak istiyorum. Ben ileriye götürmek istiyorum. Dünya denen sistemde asgari ücret diye bir olay vardır. Bütün Avrupa ülkeleri asgari ücret denen bir mesele koymuşlardır ortaya. Nedir bu? En taban fiyat, en dip fiyat. Bu müessesede asgari ücret uygulaması geçerlidir. Görürsünüz böyle çalıştığınız yerlerde. Ne demek asgari ücret? Bu adama verilebilecek en düşük rakam. Bu rakamı biz burada veriyoruz diyorlar. O şirketin sahipleri. Şimdi ülkede asgari ücretle hayatını geçindirmeye çalışan 100 tane adamı sokaktan çevirin sorun. Kardeşim ne alıyorsun maaş? Asgari ücret abi. Yetiyor mu? 100 adamın 100'ü de şöyle diyecek. Yetmiyor. Ya ev kirası 600 lira. Adam alıyor 900 lira. Yeter mi? Matematiğe sığmıyor. İmkan dışı. İmkan dışı. 80 tane takla atman lazım. Mümkün değil. Dünyevi işlerinde asgari ücret, bu paranın asgarisi bana yetmiyor diyorsun da, sonsuz yaşama ait olan işlerde, ahiret işlerinde, Allah'ın dostluğunda, ahiret kardeşliğinde, bu yaptığım 5 vakit namaz bana yeter, başka hiçbir şey bana lazım. Niye diyorsun? Niye asgariyle iktifa etmeye çalışıyorsun? Dünyevi işlerinde asgari ücret sana yetmiyor. Ama Allah işlerinde, ahiret işlerinde asgari ibadet sana yetiyor. 5 vakit namazımı kılarım. Ne iştakmış, ne istihareymiş, ne teheccüdmüş, ne evvabimmiş. Hiçbir şey kılmam hocam. 5 vakit namaz bana yeter diyorsun. Bu küçük bir beyne sahip olan Müslümanın, yani alimlerimizin deyimiyle avamın Müslümanlığıdır. Avam. Avam dinin asgari boyutunu yaşar. Havas ise öteye geçmeye çalışır. Bir adım ileriye gitmem lazım. Çünkü ben peygamberimden şunu işittim ki, iki günü bir olan ziyandadır. Benim her gün hadis bilgime bir tane hadis katmam lazım. Her gün ayet bilgime bir ayet daha katmam lazım. Olduğum yerde kalmamam lazım. Her gün Rabbimi belli bir adette zikretmem lazım ki maneviyatım da olduğu yerde durmasın. Çünkü zarardayım. Peygamberimin deyimiyle zarardayım der ve bir adım öne geçmeye çalışır. İşte ahiret kardeşliği kişiyi buraya doğru sevk eder. Daha bir nasıl mükemmel olabiliriz? Daha bir nasıl Resulullah Aleyhisselam'ın sevgisine vasıl olabiliriz? Sahabi ve peygamberler bizi nasıl sever? Bunun derdine düşer Müslüman ve taraf taraf ahiret kardeşi arar. Çünkü bilir ki ne kadar insana Allah yoluna sevk ederse o sevk ettiği insanın sevabının bir misli kendisine yazılır. İslam böyle bir dindir.
Bunu bir temsille anlatayım. İnşallah çok iyi anlayacağız. Bir fabrikaya gittiniz. Anlaşmayı yaptınız. Patron dedi ki ayda 1500 lira alacaksın. Tamam abi. Yalnız patron size dedi ki bir teklifim var sana. Bakalım kabul edecek misin? Buyur abi. Bu iş yerini, bu fabrikayı ben daha yeni açtım. Eleman bulma sıkıntım var. Bu fabrikaya kaç tane işçi bulursan o işçilerin maaşının bir mislini de senin hesabına yazarım. Böyle bir teklif hayali değil mi? Dünyada böyle bir teklif olmaz. Bu teklifi bize Allah'ın Resulü Aleyhisselam verdi. Biz ümmetine bu teklifi verdi. Ahiret kardeşlerine verdi. Nedir teklif? Allah'ın dinine kaç tane adam kazandırırsan, ilim meclislerine kaç tane adamı sevk edersen, kaç adamı namaza başlatırsan, kaç adamın içkiyi terk etmesine vesile olursan, onların sevabının bir mislini de Allah Teala sana yazıyor. Buna ahiret kardeşliği denir. Avam bunun peşinde olmaz. Böyle bir derdi yoktur. Ama havasın derdi kardeşlerimi nasıl artırabilirimdir. Çünkü ortada böyle bir nimet var. Maaşı 1500 lirayken 10 tane adam katsa ayda 15 bin lira. Kendi maaşıyla beraber 16 bin 500 lira bu adamın hesabına para yatacak. Gece gündüz yeni adam peşinde koşturmaz mı bu adam? Kardeşim gel çabuk, süper bir fabrika buldum. Harika bir patronumuz var, gel. Kendi alacağı 1500 de söylemez. Götürdüğüm her adama 1500 daha alacağım demez. Gel kardeşim burada çalış, ben çok memnunum der. Ballandıra ballandıra fabrikayı metheder. Ahiret kardeşliğine girmiş olan Müslüman da ilim meclisini metheder. Gel kardeşim kazan der. Kazan. Kazan ki ahiretini bina et. Şunu bil ki bu dünyada neyi bina ediyorsan hepsi yıkılmaya mahkumdur. Bugüne kadar onlarca firavun geldi geçti. Onlarca ben ilahım, ben Allah'ım diyen sahte çakma tanrılar geldi geçti. Çok şey bina ettiler. Çok kuvvetli şeyler yaptılar. İrem bağlarını anlatır Kur'an. Dağların içine bağlar kurdular. Çiçekler yerleştirdiler. Evlerini dağların içine koydular ki deprem zelzele bizi yıkamasın. Allah'a meydan okudular. Allah o dağları başlarına geçirdi. Lut'u, Semud'u unutmayın. Ad kavmini unutmayın. Bunlar Allah ile oyun oynadılar. Allah da bunları yerin dibine soktu.